Kız arkadaşlarımla en zevkli deneyimleri hakkında konuşmayı severim. Arkadaşlarım onun oral yolla zevk almasını ne kadar çok sevdiklerini söylerler. Kendini bırakabileceğin ve böylece en şehvetli, zevkli deneyime ulaşabileceğin sevgi dolu bir ritüeldir. Kendini bırakarak, düşüncelerini kapatarak doğru ve harika hissetmek için büyük bir rahatlama anı yaratılıyor. Bugünkü videomda sana kadınlara en şehvetli anı yaşatmak için pratik ipuçları veriyorum. Senin sayende belki sevgiline derin rahatlama nasıl hissedeceği keşfedecek ve sen böylece unutulmaz ve özel kalacaksın. Buna emin olabilirsin. Selam, ben Tuğba. Seninle en sevdiğim konulardan birini paylaşabildiğim için mutluyum. Başlayalım. Birinci adım, şehvetli, davetkâr bir tapınak yaratın. Mumlar, tütsü, çubukları kullanın ve hoş bir oda sıcaklığı sağlayın. Yatak örtüleri bir renkte elegant ve tertemiz olsun. Kadın kendini bu tapınakta kabul edilen bir kraliçe gibi hissetmelidir. Çünkü onun gerçeği bu. Sayende kraliçe olduğunu yeniden hatırlayacak. Yatağa rahat bir kürk koyun. Kraliçeler özellikle yumuşak ve sıcak bir şeyin üzerinde yatmayı severler. Böylece ona özel olduğu hissini verirsiniz. Müzik odada daha fazla cinsel enerjiyi yaratabilir. Şehvetli enstrümantal müzik olsun. İkinci adım, kendinizi zihinsel olarak kraliçe için hazırlayın. Bir an için gözlerinizi kapatın ve onu hayal edin. Onun özelliklerini, vücudun hangi kısımlarını sizi özellikle heyecanlandırdığını konsantre olun. Onun eşsizliğini gözünüzde canlandırın. Onunla yapmak istediklerinizi hayal edin. Özellikle neyini seviyorsunuz? Kendinizi meditatif bir şekilde onun için hazırlandığınızda şehvetiniz artacaktır. Kapıyı ona açtığınızda Tanrı'nın lütfunu göreceksiniz. O sizin saygınızı hissedecek ve bu tam zevkinin kilidini açmanıza sağlayacaktır. Üçüncü adım, kraliçeye onun neyini sevdiğini söyle. Bunları kulağına fısılda. Beş erotik şeye sıralayın, daha fazla değil. Neyi özel ve benzersiz buluyorsunuz? Dördüncü adım, onu öpücüklerle kutsa. Öpücüklerinizi gerçekten bir lütuf olarak mühürleyin. Boynunu, yüzünü, göğüslerini öperken onun kalbi, onun karnı, pelvik bölgesinin, onun kalçalarını, şehveti büyüsün. Beşinci adım, şükredin, övün. Yüzünü sevgiyle okşayın ve güzelliği için övün. Vücudun her yerini hafifçe masaj yapın ve gördüğünüz her özelliği söyleyin. Altıncı adım, öpücükler. Karnını çok yavaş ve zevkle öpün. Vulvasının kalçalarının arasından öpün. Vulvayı geri dönün ve öpün. Yedinci adım, yudumlamak. Kutsal şehvet pınarından tat. Onun harika vulvasını yalayın. Ona zevk verme tutkunuzu tadın. Sekizinci adım, dil ile masaj. Dilinizle vulvasını okşayın. Klitorisini yalayın. Dilinizle her noktaya nazikçe masaj yapın. Pelvik bölgesine, vulvanın içine, diliniz dans ediyormuş gibi klitorisi geri yalayın. Karşılıklı zevk için zaman ayırın. Dokuzuncu adım, dil klitoris masajı. Yavaşça ve nazik dokunuşlarla başlayın. Klitorisin etrafında hafifçe daire çizmek için dilinizin ucunu kullanın. Bu nazik bir uyarılama sağlar. Hareketleri değiştirin. Farklı hareketlerle denemeler yapın. Nazikçe yalamayı, dairesel hareketleri ve hafifçe bastırmayı deneyin. Partnerinizin tepkisine dikkat edin. Rahat bir ritim ve uygun bir tempo bulun. Her kadının farklı tercihleri olduğu unutmayın. İdeal tempoyu keşfetmek için birbirinizle iletişim kurun. Rahatlama ve bakım sonrası yavaşça bitirin ve sarılarak ilgilenin. Partnerinizi şefkatle ve ihtiyaçlarına anlayış gösterin. Masaj sonrası bakımı en az masajın kendisi kadar önemlidir. 10. adım, yalamak ve emmek. Bel bölgesindeki sol uyluğun iç kısmını yalayın. Dilinizi merkez doğru hareket ettirin ve vulvasını yalayın. Ve emerek, nazikçe emip ardından biraz daha baskı uygulayarak kraliçe nasıl tepki verdiğinizi izleyin. Dilinizi belinin sağ uyluğun tarafına doğru hareket ettirin ve dönüşümlü olarak yalayın. Onun yüksek erojen bölgesini tamamen uyandırırsınız. Özverili verişin tadını çıkarın.
11. adım zevkli merdivene çıkmak. Tamamen dilinizle oynayın. Açılmasına alan ve zaman verin. Vajinasının zevkli, istekli renk değişimini fark edin. Orgazm olması için itmeyin. Hala tamamen uyanma ve onun bedenini içeri davet etme sürecindesiniz. Zevk almak için gerçekten uyarılmış hissedebileceksiniz. Klitoris ucu şimdi sertleşebilir ve büyür. O gerçekten bu anı yaşayıp zevk almayı iyice hissediyor. Klitorisini sağ ve solunu yalayın. Her kraliçe farklıdır. Onun verdiği tepkiyi izleyin. 12. adım. Parmağınızı kullanın. Uyarılmışsa, içine girmeye hazırsa parmağınızı kullanarak yapabilirsiniz. Yavaşça kraliçenin girişini doğru bekletin. Penetrasyona hazır olduğunda vajinası inleyecek ve kalçalarını sallayacak. Parmağınızı içine çekmeye çalışacak. Seni kendine çekmeye başlayacak. Eğer durum buysa kaymak istersiniz. Parmağınızı içeri kaydırın ve G noktasını okşayın. Parmağınız saat 12 gibiymiş. İçeride yukarı doğru gel hareketi yapın. Çok zevkli. Bu yüzden o parçayı arayacaksın. Vajina duvarında bulunan doku karına bakıyor ve bunu hissedeceksiniz. Nervürlü bir his gibi ve sen kadının içine okşuyorsun. Parmağınıza yavaşça ve eşit bir şekilde içeri ve dışarı doğru penetrasyona devam edin. Böylece ona karışık bir orgazm yaşatabilirsin. Dilini ve aynı zamanda parmağınızla onun G noktasına hareketi devam ettirerek sayenizde kraliçeniz çok mutlu bir an geçirebilir. Eğer parmağını talep etmezse henüz buna hazır değil ve deneyimini mahvetmemek için beğendiği şekilde devam edin. Ona saygı gösterdiğinizi hissetmeli. 13. adım ritim dansı. Onun bedeniyle hareket ediyorsun. Kraliçeyle dans et, kendini bırak ve hisset. Ve daha sonrası onunla birlikte rotayı değiştir. 14. adım elini kalbine koy. Orgazm yakın ya da senin iyi hissettiğin bir anda zevki büyütebilirsin. Eğer elini uzanıp kraliçenin kalbine koyarsan çok etkileyici ve unutulmaz bir an yaşayabilirsiniz. Kalp enerjisine onu daha fazlasına davet ediyor olacak. Genişletilmiş zevk deneyimi ve cinsel enerjisinin yükselmesine izin verecek. 15. adım bütünleştirmek. Bütünleşmesi için kraliçeye alan verin. Böylece deneyimin hafiflediğini hissedersiniz. Ya da sevdiğinizle sadece kendi olması için sarılıp öpüşebilirsiniz. Deneyim hakkında paylaşabileceğiniz önemli duygularınızı paylaşın. Kadının bu kadar derin bir şekilde açıldıktan sonra siz de ona teşekkür edebilir ve şükranlarınızı sunabilirsiniz. Vajinanın tüm güzelliğiyle zevk veriyor. Bu yüzden bir kraliçe çoğunlukla zihniyetle ilgilidir. Onun hakkında ne hissettiğinizi söyleyin. Onunla bu kutsal bedenine derinlemesine bağlanabilirsiniz. Deneyiminiz için süper muhteşem bir şey. Sizlerle daha fazla değerli içerik paylaşabilmem için kanalıma abone olmayı unutmayın. Her biriniz bu güzel topluluğun büyümesine katkı sağlıyor. Şehvet güçlü bir duygusal bağ ile başlar. Ona gerçekten değer verdiğinizi hissettirin. Açık iletişim her şeyin temelidir. Duygularınızı paylaşın ve onun duygularını dinleyin. Romantizm, küçük sürprizler ve romantik jestler şehveti artırabilir. Güven inşa etmek cinsel yakınlık için önemlidir. Onun isteklerini ve beklentilerini anlamak için iyi bir dinleyici olun. Ve hatırlayın, sizin bu çabalarınızla belki de tanımadığı büyük bir şehveti keşfedecek. Ona bu deneyimi yaşattığınız için siz kraliçenin minnettarlığını kazanacaksınız. Onu mutlu ettiğinizde o da sizi mutlu etmeye kararlı olacak. Videomu paylaşmayı unutmayın. Kanalımı desteklemek daha fazla benzer içerik verebilmem için çok önemli. Bu değerli içeriği izlediğiniz için teşekkür ederim. Unutmayın, bir kadının şehvetini açmak, özel bir bağ kurmanın ve anın tadını çıkarmanın anahtarıdır. Saygılar, sevgiler, bay bay.